ustalarımızdan biridir, saygımız vardır. Fikret Kuşkan. Karizma olmanın kitabını yazacakken kendini bir anda setlerde bulan usta oyuncu, sinema bileti alırken nelere dikkat ettiğini, sinema salonunda hangi koltuğu tercih ettiğini ve 3 boyutlu gözlük sevip sevmediğini anlatmak üzere programımıza başarı kategorisinden katılıyor. Mesut Yar'la Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Şakacı seni. Ozan Konak'a teşekkür ediyoruz bu dış sesi için. Fikret hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim. Gayet. Peki. Peki. Aa, şimdi daha güzel oldu. Gözlük de ayrı bir karizma katıyor. Son işinden başlamak isterim ben. Şampiyon çok konuşuldu. Acayip de enteresan şeyleri bir reklam şeyi olarak da, stratejisi olarak da ilginç kanallar buldu kendine. Yapıldı. Ve şey çıktı. Gişeye çıktı. İlginç başka bir özelliği var. Gişede de bir at gibi sonradan hızlandı. Ve bu hafta geçtiğimiz haftanın sonuçlarına göre bayağı iki misline çıktı izleyicisi. Sen böyle işlerin kokusunu mu alıyorsun? Sanırım. Arkadaşlarım da beni çok yakından tanıyan arkadaşlarım da, hatta yeni genç öğrencilerden de 4-5 sene içerisinde çok zeki ve genius'ların yorumu da budur. Hissiyatım çok güçlü abi. Bu şeyden geliyor tabii ki. Artı 30 yıl. Tabii. Yani çok uzun yıllar boyunca sinemanın içindeyim. Hı hı. 88'den beri. Yaklaşık senede 15, 20, 30, 40'a yakın proje okuyarak. Hatta işte hikaye, roman, öykü, şiir, deneme, okuma şansım bile kalmadan yığılı senaryolarla, özellikle 1990'larda diziler, düşün ki 40 küsür dizi yapıldı, yaptım. Yani ben çalıştım. 40 oldu ha? 40'a yakın oldu. Yani ciddi, hatırlamıyorum ama ciddi toplarsak bayağı uzun bir zaman. Ki gençler dizisinden beri. TRT'nin ilk 4 üniversiteli bir sitcom. Bizim kuşak hatırlar onu. Tabii bizim ki. Kuşak hatırlar. 4 öğrencinin, üniversite öğrencinin bir evde yaşamasıyla başlayan bir hikayedir ki o 3. sınıftı. Zaten Siz filmi 2. sınıftı. Ve giderek son sınıftan sonra da sinema filmleri başladı. İlk projem iki başladıydı. Rahmetli Nuray Oğuz'un yazdı. Orhan Oğuz'un çekti. Sonrasında da işte rahmetli gene Ömer Kavur'la birlikte sinemanın son dönem çocuğu olarak büyümeye devam ettim. Buraya gelinceye kadar çok uzun yıllar senaryo okumanın getirdiği, dramaturji bilmemin getirdiği, eğitimden gelen, rejiden de bir yanıyla reji noktam da çok güçlü. Reji gözüm de çok güçlü. Öğretmenlerim de aynı şeyi söylemiştir, arkadaşlarım da. Oradan da gelen bir şeyle ben senaryoyu okumuyorum. Zaten artık senaryo okumak değil benimkisi. Şeye dönüştü son 15 yıldır. Ben senaryoyu izliyorum. O ilginç. Filmi de okuyorum. Güzel. Bu bizim bu hale dönüştü. Anladım. Çok yani, alışık olmadığımız bir evet, şey. Yani şöyle ki sözün meclisten dışarı ya, ben bir filmi diğer insanlar gibi izleyemem. Mesleki deformasyon. İşte açısına, objektifine, kadrajına, ışığına, doğru açılara, doğru dramaturjiye bakıyorum ve kadraj arkasından hiçbir zaman, monitörün arkasından gidip gençlik yıllarından beri bakmadım. Ne yaptığımı görmedim. Sadece galalarda gördüm. Ama ben film çekilirken filmi zaten görüyorum. İzliyorum. Film çekilme esnasında, çekim esnasında nasıl bir şey ortaya çıkabileceğini hissediyorum. Ta ki bu en başta zaten temel olan senaryodan başlıyor. Senaryoyu okuduğumda bu işin sihirli bir iş olduğunu, eğer o sihri yakalamak gerekirse tam püf noktasına dokunduğunuzda güzel bir şey olabileceğini ve iyi bir şey yapabileceğini hissedebiliyorum. Tabii ki maddi sıkıntılardan dolayı normların çok üstünde çıkamayacağını bildiğim, doğru cevaplar alamayacağını bildiğim işlerim de oldu. Olmadı değil. Bunlarda da zaten kendimi çok fazla eleştirmiyorum. Bu tamamen
maddiyatla ilgili yapmış olduğum 4-5 tane projemi geçmez. Hayat devam ediyor çünkü. Hayat devam ediyor. Hı-hı. Normaldir. Bu televizyon için de geçerlidir. Hı-hı. Televizyonda da yaptığım çalışmaların çoğunda gelen, eleyerek gelen, geçmiş senelerde 30 tane 20 tane senaryo gelirdi. Şimdi tabii benim neleri beğenip neleri beğenmeyeceğimi, hangi konularda Fikret Kuşkan'a gidebiliriz'in durumu yaratıldı. Dolayısıyla benim önüme gelen senaryolar elenerek geliyor zaten. Hı. Zaten Fikret Bey bunu kabul etmez veya Fikret bunu kabul etmez deniyor. Bir rafineri oluştu orada. Evet, oluştu. Oradan geçiyor. Orada. O oluştu. Kendiliğinden ben de çok çaba sarf ederek tabii, çok emek vererek, çok çalışarak bu rafine durumu yaratmaya çalıştım. Hı hı. Çünkü işte bu oyunculukta sadece benim derdim aktör olmak değildi. Tarz, stil ve üslup peşindeydim. Bunu yaratmaya çalıştım. Hı hı hı. Bütün emeğim 53 yaşına kadar bu oldu. Halihazırda da bunu korumakla mesulüm. Çünkü bulunduğum yerin farkındayım. Sıkıntılı bir yer. Çok fırtınalı ve çok yüksek bir yer. Hı hı hı. Düştüğümde kaybolabilirim. Beni kimse bulamayabilir. Anladım. 100 metreden düşmekle 5000 metreden düşmek arasında çok fark var. Çok ciddi fark var. Peki şey diyeceğim ya, oraya gidiş, bir anlattığın hikaye zaten hani başlı başına ciddi bir hikaye, bir mitten bahseder gibi bahsediyor. Sadece böyle bir hissiyat değil bu. Bu çok çalışmanın ve çok okumanın getirdiği bir hissiyat. İşin içinde 30 yıl emek vermenin getirdiği bir hissiyat. Hangisi daha zor? Yani oraya tırmanmak mı, orada kalmak mı? Orada tutunabilmek çok zor. Hmm. Çok zor. Tabii orada çok çok ağır büyük fırtınalar var, tipiler var ve çok soğuk. Çok da galiba kalabalık çok, değilsiniz çok, orada. Çok kaygan. Çok da kalabalık yani. Değilsiniz orada. Çok sağlam durmak gerekiyor. Benim için en zor noktası bu. Yani oyunculuğumdan daha zor. Evet, oyunculuğu çok çalışıyorum. Tabii ki 30 yılın getirmiş olduğu birikimimle birlikte cebimden yemiyorum asla. Çok 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 çalışarak oluyor. Üst üste koyuyorsun ve biriktiriyorsun belki. Tabii. Peki yani şeyi de gelmek isterim. Oraya giden yol çok çetrefilli bir yol. Ama yani senin izleyici nezdinde öyle kırılma noktaların var ki bambaşka yerlere çekti. Mesela babam ve oğluma gelmek isterim. Babam ve oğlumda çizdiğim bir baba karakteri. Evet. O ana kadar çok alışıldık bir karakter değil. O da bir ezber bozan bir şey. Yönetmen mi bozdu, senarist mi bozdu bilmem ne. Beni çok ilgilendirmiyor ama oradaki baba bozdu o işi. Teşekkür ederim. Yo, yani demin bahsettiğin üçüncü göz gibi algıladım ben. Hani aslında sen burada oyuncuyken bir başka göz de orada seni izliyor. Sen kendini izliyorsun zaten. Tabii, şey izliyorsun. Evet. Bu iş sinemada mı başladı? Bir kuklacı gibi. Hayır. Ha, bravo. Tiyatro oyunculuğuyla başladı bu. Tiyatro oyunculuğu. Tabii ki eğitimimin ikinci senesinde, ikinci sınıfta anladım. Aslında ben bir kuklaydım. Üzerinde bir tane daha benden vardı ve beni her koşulda yönetiyordu. Hı hı. Ne yapmam gerektiğini oradan alıyordum. Dolayısıyla öncelikle doğruyu öğrendim. Bir doğru bir yanlış vardır. Her alan için geçerlidir. O doğruyu öğrenerek, o doğru yolda yürüyerek önce başarılı işlerin altına imza atmak, sonrasında çok çalışmak ve bunu hak etmek, ama bununla yetinmeyip hem şey anlamında, kariyer anlamında, hı hı, doğru planlamalar yapmak, hı hı, doğru adımlar atmak, hı hı, her şeye evet dememek, hı hı, iki sene üç sene kaçmak, uzaklaşmak, kaybolmak, gizli yaşamak, sırt çantanı alıp gitmek, garsonluk yapmak, balıkçılık yapmak, illa her gelen projeye atlamamak, hayır diyebilmek, bunlar gençken çok rahatlıkla yapılabilecek şeyler. Yalnızken özellikle. Hı hı. Israrla projelere saldırmak yerine kendini koruma altına almak, daha çok büyümek, yurt dışından yararlanmak, beslenmek. Ben bunları konuştuğum zaman ve anlattığım zaman genellikle gençlerin bir kısmından, özellikle öğrencilerden gelen cevap şu oluyor ki, aman be abi, boş ver, öyle de oluyor böyle de deyip omuzuma vuruyorlar. Hı. Peki senin için öyle olsun. Çünkü önemli olan bu meslekte rahmetli Tuncel Kurtiz işinin başındayken kaybettik kendisini. Ve çok sağlam kariyeri olmasına rağmen ve çok büyük bir oyuncu olmasına rağmen hiçbir zaman ben oldum demedi. Bu meslekte olunmuyor. Bu meslekte öldüğünüzde bile son nefesinizi verdiğinizde gerçekten böyle ölünüyormuş diyorsunuz. Harika. Hiç kuklacıyla Fikret yer değiştirdi mi?
Hiç değiştirmedim. Şu ana kadar da değiştirmedim. Hı hı. Evet, çünkü ikimiz birlikte iyi bir uyum içerisindeyiz. O zaman sen yani o uyumu ve uyumu ve disiplini seviyorsun. Tabii ki bu disiplin olmadan yapılabilecek bir iş değil. Hı hı. Yani çok ciddi bir disiplin gerekiyor. Aynı zamanda disiplin... Ve çok çalışmak gerekiyor. Tabii yani bu disiplin çalışmak ve belki yerine başka bir şey daha koymak üçlüsü. Acı da vermiyor mu bir yandan aktarı? Vermez olur mu? Bu yarı şizofren bir iş zaten. Hı hı. Hatta kaldı ki ben yarı şizofreni bile geçtiğini düşünüyorum. Ha o noktada. Evet. O noktada. Gerçekten kırılma noktası yaşıyorsunuz. Yani hı hı. Evinize işte sadık olarak geliyorsunuz. Eşinizin koynundan sadık olarak çıkıyorsunuz. Sizinle yaşayan insanlar aptala dönüyor. Yani bu yüzden ben bu yüzden Daniel Day-Lewis'i işte Jack Nicholson'ı işte şeyi Robert Downey Jr.'ı bunlar benim için çok ekol adamlardır ve tarzları ve üslupları vardır. Çok stil adamlardır. Bunların aile ortamlarından kaçıp ben artık çalışmaya gidiyorum deyip kapandıklarını çok iyi biliyoruz. Yani bu olmuyor öyle. Başka türlü olmuyor. Başka türlü. Yani öyle omuza vurarak olmuyor. Yok abi, yok öyle olmuyor. Böyle. Ya boyacı küpe değil bu. Anladım. Bu değil. Çok az vaktimiz kaldı ama şeyi de sormadan edemiyorum. Planlı mı yaşarsın? Yani bir sonraki ufkunu yaklaşık 7 yılla 10 yıllık planlar yaparım önüme. 7-10 yıllık. 7 yıl şey. Ve bunu 7 yaşımdan beri yapıyorum. Bana 5 yaşında sorduklarında ne olmak istiyorsun dediklerinde çok iyi hatırlıyorum. İlkokul öğretmeninde sorunda aynı cevabı vermiştim. Bilim adamı olmak istiyorum. İlkokulda da Halil Bey öğretmenim sorduğunda sen ne olmak istiyorsun dediğinde polis, öğretmen, asker olmak isteyen arkadaşlarımın yanında ben bilim adamı olmak istiyorum demiştim. O da bana böyle bakmıştı. Bilim adamı oldun mu? Bilim adamı olmayı çok istedim ama bilimle ve ilimle çok fazla içli dışlıyım. Özellikle de biyoloji, tıp ve yeraltı, yerüstü, bütün kaynaklar ve özellikle de gökyüzü konusunda kendi çalışmalarım veya işte ne olursa olsun algıda seçicilik olduğu için hemen ilk karşıma gelen o noktada yeni bir bilgi veya bulgu, bir göktaşı ile ilgili veya herhangi bir deniz altında bir keşifle söz konusu kalınmışsa veya tarihi eserle algıda seçicilik şu kadar bile olsa direkt oraya kilitleniyorum. Şu anda zaten şu ana kadar yaptığım bize aslında bilimsel bir workshop gibi geldi. Bu her şey bir matematik üzerine dayanıyor. Dolayısıyla bu mesleğin çok ciddi bir matematiği var. Ve bunu ciddi disiplinsizlik yapmak. İçinde disiplini kabul edebilirim. Her insan kendi disiplinini yaratabilir. Ama disiplinsizlik mutlaka disiplinsizlik olamayacak bir şey. Disiplinsiz olamaz. Disiplin olabilir. Disiplinsizlik içinde disipline evet derim ki bu benim bir yanımdır. Yani bazen o kendi disiplinini yaratmıştır. Öyle bir disiplindir ki bu 8 saat gereksiz prova yapacağına 4 saat çok sağlam bir prova yapar. Ve hatta bu arada yeni şeyler yaratır da ve üretir de. Anladım ben bunu. Yetmez. Sana bu kum saati yetmez. Yok yetmez. Ben. Bunun o zaman serinin devamını yapalım. Söz alalım senden. Fikret Kuşkan'ı ağırladık ama bu sadece serinin ilk bölümüydü. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Fikret Kuşkan'ı ağırladık ve manşetlerde şunlar çıktı. Hissiyatım çok güçlü abi. Artı 30 yıl, 88 yılından beri sinemanın içindeyim. Hikaye, roman, şiir, deneme, 40'a yakın dizide yer aldım. Son sınıftan sonra sinema filmleri başladı. Senaryoyu okumak değil benimkisi. Ben senaryoyu izliyorum. Oyunculukta benim derdim aktör olmak değildi. Tarz, stil ve oyunculuk peşindeydim. Bulunduğum yerin farkındayım. Sıkıntılı bir yer. Düştüğüm yerde kaybolabilirim. Beni kimse bulamayabilir. 30 yıl emek vermenin getirdiği bir hissiyat. Bu meslekte olunmuyor. Son nefesinizi verirken böyle ölünüyormuş diyorsunuz. Bizim çocuklar da bu yüzden çıkardılar. Fikret, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için dediğim gibi bu senin ilk filmiydi. Bundan sonra devam edeceğiz. Sevgili ve sayın Fikret Kuşkan'a çok teşekkür ediyoruz. Gecemizi renklendirdi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.